Evet arkadaşlar. Bir kontrol eder misin oradan ekran tam mı? Ne? Bir kontrol eder misin ekran tam mı? Neyse ben buradan görürüm. Tamam ben buradan görürüm. Tamam ben buradan görürüm. Konular çok. Gündem yoğun. 1-1,5 dakikalık bir işim kaldı. Facebook'u açıyorum. Evet. Yayında bir sorunumuz yok. Şu anda net geliyor. Bu arada sorunuz olursa canlı yayında alacağım. Tamam. Sesle kısayım şuradan bir. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta içinde AK Parti İl Başkanlığı, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nın Bandırma, Erdek ve Edremit ilçe başkanlarını görevden almasıyla ilgili bir gelişme yaşadık. Metin Bey bana, ben gece yarısı öğrenmiştim gerçi, bir haber gelmişti bana da doğrulatamadığım için de size bir yayın yapmadım. Ama sabah Metin Bey, AK Parti ilçe başkanımız, Sayın Metin Örkçü telefon açıp görevden alınmaya çalışıldığını, bunu da Hasan Başkan'ın yaptığını söylemesi üzerine biraz konuyu irdeledim. Balıkesir'de il başkanıyla da görüştüm. Görevden alma olayının gerçekleşeceğini söylemişti. Şimdi bu partinin kendi iş dinamikleriyle ilgili bir mesele. Kimine göre ayın 18'inde MYK ve yeni yönetimin, teşkilatların son şeklini almasından sonra uygulanacağı söyleniyor. Kimine göre yerel seçimlerden sonra olacağı söyleniyor. Ne alma ne alınma konusunda odur budur, hiç kimse için eğridir, doğrudur, yanlıştır vesaire yorum yapmayacağım. Bu partinin kendi iç dinamiklerini ilgilendiren bir mesele. Fakat Metin Bey, bilhassa Metin Bey, bundan aylar öncesinde kendisiyle de görüştüm de. Bir takım kripto FETÖ hareketlerini izliyorum, gözlüyorum demişliğim var. Metin Bey bu alınma süreciyle ilgili kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde uyuyan hücrelerin uyanışı olarak durumlayışı var. Yani kendisinin görevden alınmasıyla ilgili değerlendirmede il başkanının kararının ve teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Mustafa Ataş'ın FETÖ'nün uyuyan hücrelere olduğu imasında bulunuyor. Tabii bu onun takdiri, onun görüşü beni de çok ilgilendirmez. Daha vahimi, bu süreç devam ederken ilçe yönetiminde bulunan Neşat Keleş, arkadaş kendisine ulaşmayayım diye sayfasından da engellemiş herhalde de sorun değil, sıkıntı yok. Merhabalar, bu arada kusura bakmayın dönemedim de. Kendi sayfasından bir paylaşımda bulunuyor. Paylaşımda Metin Örkçü'nün görevden alınması sürecini ahlaksızlık olarak değerlendiriyor. Neşat Keleş'in AK Partililiğini muhakkak bir gazeteci olarak değerlendirme hakkını kendimde hissediyorum. Neşat Keleş ne kadar AK Partilidir ki? Hangi tarihten beri AK Partilidir ki? Partinin il yönetimine, yani bugün AK Parti'nin genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden il başkanının kararını ve kararı alanları ahlaksızlıkla nasıl itham edebiliyor? Ve bu arkadaş hala o partide nasıl durabiliyor? Eğer o Neşat Keleş'in orada görev yapmasına hala müsaade ediliyorsa,
onun ahlaksız söylemine, yani ahlaksızlıkla itham ettiği cümlenin söylemine katılınıyor demektir. Destekleniyor demektir. Bugün konsolos ağası gibi koltuktan oturup da ilçe yönetim binasında eğer ki bir fotoğraf karesi paylaşabiliyorsa bu vatandaş, buna en başta zemini hazırlayan Metin Bey, kusura bakma, siz oluyorsunuz. Siz. Bunu iyi değerlendirin. Yarın ondan sonra kalkıp da hani dünkü paylaştığınız resim gibi plaket falan işte yok başarımızdan dolayı. Neyin başarısı usta? Seçim zamanı hadi ülkenin milli birlik beraberlik değerleri noktasından baktım. 3000 oy artırmışsın, başarı diyorsun. Edremit'te sadece 15.000 seçmen geldi. 15.000. Bundan haberin var mı? 3'te 2'sini hadi diyelim ki sol kesim teşkil etsin bu gelen seçmenin. 3'te 1'i 5.000 eder. Sen 5.000 oy artırabildin mi? Bana başarıdan falan bahsedecekseniz bırakın bu işleri. Yani biz kırmayalım, dökmeyelim, incitmeyelim dedikçe meydan galiba boş kalıyor. Yine siyasetten devam edelim. Burhaniye. Şimdi sevin, sevmeyin, beğenin, beğenmeyin. Necdet Uysal kendi başarısıyla seçim almış mıdır, almamış mıdır? Bunların hepsini ölçer biçer tartarız. İnsanlar yalan söyleyebilir ama rakamlar yalan söylemiyor. Necdet Uysal seçim kazanmıştır. Ama aslında doğru cümleyi kullanacak olursak, Burhaniye'de Fikret Akova seçim kaybetmiştir. Fikret Akova seçim kaybetmiştir. Bunun da altını çizeyim. Bu arada yorumunuz varsa bakayım. Merhaba Lacaroğlu, sağ ol kardeşim. Eyvallah. Dahası ilçe yönetimi Onur Belir, kişisel egolarını yenebildin mi? Bak önümüzde seçim var. Burhaniye ve dahası partine ben bu seçimi belediyeyi kazandırırım diyebilir misin? İsmail Çancı bir takım hareketlerde bulunuyor, gördüğüm. Hazırlanıyor. Kendisi özünde iyi insandır, temiz insandır. Başarır belki, başaramaz, tartışılır. Ama Burhaniye'de karşınıza bir tarih verdiği gerçeği çıkacak. Çünkü CHP yönetimi ne Akova ne de Deveciler olmayacak diyecek. Partiyi tabandan temsil edebilecek bir isim üzerine gidilecek. Teşkilatçılığı bilen, belediye deneyimi had safhada olan ya Burak Ali Sarı'yı ya da Tarık Erdil'i aday gösterecek. Karşısında direnebilecek misiniz? Karşısında tutunup zafer elde edebilecek misiniz? Onur Belir. Yoksa ben makamda oturayım da nasıl oturursam oturayım mı diyeceksiniz. Nura hoş geldin. Merhaba. Ben burada şimdiden söyleyeyim. Testi kırıldıktan sonra söylensem ne, söylenmesem ne. Ama bu zihniyetle devam ederseniz Burhaniye'de 7 tane meclis üyesi bile çıkaramazsınız. Bakın bunu söylüyorum. 7 tane bile meclis üyesi çıkaramazsınız. Şimdiden uyarayım. Günün ilginç bir gelişmesi oldu. Balıkesir'in son günlerde gündeme haber olarak gelen, haberci olarak demiyorum bakın, haber olarak gündeme gelen, benden yaşça büyüğüm, kendisine gazeteci diyorlar, Emin Buldan, kendisine ait bir web sayfası eminbuldan.tr. Hani kendisine gazeteci denince gazeteci oluyor ya, kendisine web sitesinde de TR'yi sonuna koyunca da televizyoncu oluyormuş ya, işte o moddan bir yayıncı diyelim şimdilik. Bu vatandaşımız diyorum, bakın vatandaşımız diyorum, yaşça büyüğüm oldu şimdi Emin abi diyeceğim, web sayfasından bir haber yayınlamış. Başlık: haberleri beğenmeyince son faturayı ödemedi demiş. Kime sarmış? Evet, Nevzat Yılmaz abi, doğru söylüyorsun. Tarık Erdil hazır olsun Burhaniye. Şimdi
Şimdi Emin Bul'dan haberleri beğenmeyince son faturayı ödemedi deyip kendisinin kesmiş olduğu 10 bin lira artık KDV'lik tanıtım, bakın tanıtım faturasının, yani tanıtım hizmetinin faturasının ödenmediğinden şikayet etmiş. Biraz yakınmış. 11.800 gayme. Şimdi merak ettim Emin Bul'dan TV, eminbuldan.tv web sitesinin hakikaten reytingi, Ali kardeşim doğrusundur, haklısındır. Nevzat abi haklısınız. Eminbuldan.tv'nin Alexa Rank değeri, yani dünya sıralamasındaki etki gücü nedir diye baktım. Yani 11.800 liralık tanıtım faturası neye karşılık kesildi? Hakikaten ciddi bir tanıtım olması lazım. 100 binlere ulaşması lazım kardeşim. 11.800 liralık tanıtım hizmeti veriyorsan sen milyonlara ulaşmalısın. Ama Emin Bul'dan kusura bakma. Senin web sitesi dediğin o çakma televizyonun, bana koyduğun çakma televizyonun Türkiye'de 25.000. sırada. 25.000. Üstelik bu kadar da mücadele veriyorsun. Sana bu kadar da değer vermişler. Seni önemsemişler kendilerince. Ama Balıkesir'de köpeksiz köyde değneksiz çoban hikayesi vardır, bilir misin? Seni fazlaca önemsemişler ben. Öyle görüyorum. Seni fazlaca sevmişler. Belki ondan kaynaklı olabilir bu. Emin Bul'dan hocam. Bak Balıkesir'e girme niyetinde değildim. Gördüm. Ama karar aldım. Balıkesir'de kimse değneksiz çoban olarak gezmeyecek. Ben geleceğim. Kimseyi de orada değneksiz çoban olarak gezdirmeyeceğim. Herkes de elinden geleni yapsın. Şimdi Emin Bul'dan efendinin, haklısın İrfan abi, doğru söylüyorsun. Evet Çetin, 200 bini geçiyor. Biraz matematikten babam öğretmendi biliyorsun. Anladığım içindir. Çabuk toparladım. Bu bilineni. Bir de şöyle bakacağız. Sevgili Çetin, diğer belediyelerden aldıklarını da açıkla. Emin Bul'dan şeffafsın yani, bak burada yayınlamışsın ya. Karasi Belediyesi'nden ne aldın paşam? Onu da açıkla. Körfez Belediyelerinden, Bandırma tarafından, Erdek, Gönen, Kepsut, Sındırgı, Bigadiş. Onları da çık açıkla paşam, hadi. Onları da çık açıkla. Bakalım görelim, sen gazetecilik mi yapıyorsun? Tüccarlık mı yapıyorsun? Bir görelim. Bak ben çok yargılandım Emin Bul'dan. Hala da denetimli serbestlikten yararlanan bir gazeteciyim. Ama ben şantajla, montajla benim böyle bürolarım falan filan seninki gibi olmuyor. Ben sana söyleyeyim. Neyin tanıtımını yaptın hocam sen? Aklınca, bak söylüyorum, kıt aklınca Zekai Kafoğlu'nun aleyhinde yayın yaptın ya. Hani işte bak böyle ezebileceğini, zor duruma sokabileceğinin muhasebesini yaptın. Bak dedin yani, nasıl faturalar verilmiş bana, ödenmiş. Şöyle rakamlara otomatik alınmışsın. 7500, 7500, 7500, 7500, 7500, 7500, 7500, 7500, 1187500, 590, 590 ve 1180'leri saymayacağım. Bütün gazetelere giden ilanların aynısı. Ama şöyle bakıyorum, hele bir rakama geliyorum ki orada akıl tutulması yaşıyorum hocam. Akıl. 35.400. Ana Britanika mı bastın kardeşim sen tanıtım hizmeti? He? Ana Britanika mı bastın sen? Sana ne diye verdiler bu parayı? Ama köpeksiz köyde değneksiz çoban olunca aman hadi kırmayalım, işi görülsün demişler. Yok paşam yok, sana bundan sonra böyle müsaade yok. Nazım abi, hırsızın suçu yok mu? Alan mı suçlu yoksa verenler mi? Şimdi Nazım abi, bak ben gazeteciliği evime helal lokma götürme hırsıyla yapan bir insanım. Biz de para kazanacağız. Yerel belediyeler, yerel gazetecilere destek vermek zorunda. Bu gerçekten zorunda. Çünkü halk basına sahip çıkmıyor.
halk bir gazeteye 10 lira aylık bedel verip 10 liralık bile değerle taşın altına elini koyup da abone olmaya çalışmıyor. 50 liralık 100 liralık reklam verip de basının desteklenmesi adına hiçbir şey yapmıyor. Basın ne yapacak? Reklam tanıtım faaliyetleri adı altında bir takım çalışmalarla kendini ayakta tutmaya çalışacak. Eğer oturacağız doğru konuşacağız abi. Ne yapacak gazeteci? Belediyelerden para almayıp da aç mı geçsin? İhale vurgunu yapacağım diyenler yollarını bulurken gazeteciler aç mı kalsın? Susuz mu kalsın? Çoluğunu çocuğunu evinden okula 5 kuruş ceplerine para koymadan mı göndersin? Yani yok böyle bir şey. Şimdi çalan mı çalmayan mı, veren mi vermeyen mi? Çetin döneceğim sana. Abi basına helal lokma nedir biliyor musun benim gözümde? Buna kes çok iyi anlasın. Şuradan bana bir tane dergi verir misin? Son sayı ver. Son sayı ver. Ver. Şunun arkasına herkes net görsün. Görebiliyor musunuz? Bir reklam ilan koyabilelim ki 1000 lira artı KDV gelir elde edebilirim. Çok mu? Bir kağıt parçası ya sizin için. Çok değil mi? 300 lira dükkan kirası, 60 lira stopajı, 75 lira interneti, şahsımın kullandığı telefon, binanın aidatı 30 lira. Her gün yerden baksanız, haber koşturuyorsanız 20-30 lira gaz parası vesaire, aracın yıpranmalarına falan koyarsanız daha fazlası. Hayatın akışının gerekliliği, zorunlu harcamalar. Düşünürseniz bu paralar inanın hiç. Kocaman bir hiç. O yüzden gazetecilere verilen işte şunun gibi 1000 lira artı KDV, reklam bedeli veya vatandaşın verdiği şöyle 200-250 liralık reklam bedelleri kimsenin gözüne çok gelmesin. Bir paket kağıt A3, şu derginin iç sayfasının bir paketi olmuş 40 lira. Kapak kağıdı olmuş 70 lira. 500 tane dergi çıkartmaya kalktığım anda sadece kağıt bedeli 300 küsür lira. Hani bunun mürekkebi? Hani bunun dağıtım süreci? Bunları hesaba katarsanız o verilen 590 gibi, 1000 lira artık KDV gibi rakamlar inanın çok değil. Ama Emin Buldan gibi tanıtım hizmeti adı altında 35.400, 7.500, 11.800 gibi rakamlar bence doğru değil. Bak, haramına helaline girmiyor. Onu yiyen Cenab-ı Allah'ın katında hesabını verecek zaten. Veren de verecek, yiyen de verecek. O sırattan ihaleyle yaptırdığın köprün yoksa sen de sürünerek geçeceğiz. Herkes o şekilde geçecek. Ama bu 35.400, 11.800, 7.500'ler ne tanıttın hocam? Bak, yanlış anlamasın Hülya Hanım, bölgenizin sanatçısı. Benim de ortaokul yıllarından, Edremit Ortaokulu'nda beraber okuduğum insan Hülya Uşar. Ben gel buraya seninle tanıtım yapalım diyeceğim. Hülya Uşar'a Akçay'da festivalde kırmaz hatırla 10-15 bin lira gibi ve bilemedin 20 bin lira gibi rakamla gelir, iki şarkısını söyler gider. Tanıtımın da ağababası olur. Nilay Dorsay'a ben bedavaya frikik verdirdim haber için. Sen ne yaptın Emin Buldan? 35 bin 400 lira 7.5'ları sorma. 11.800'lerin zaten yanından uzaklaş. Ne yaptın sen? Ha, mahkemede verdiğin ifade gibi. Fiyatımı ben belirlerim. Haklısın, etiket konacak insansan fiyatını sen belirlersin.
Nazım abi ben o son cümlene katılmıyorum. Yani fiyatı kim yani desteklenecek işte kim çok severse o pastadan büyük oy alır veya yok büyük pasta alır falan pay alır. Ona çok katılmıyorum abi yani. Vermesinler abi. Zafiyete düşmesinler. Siyasiler, yerel yöneticiler zafiyete düşmesinler abi. Herkes dimdik dursun. Yumuşak karnınız varsa kancayı takarlar. Hopadanak hopadanak o adamı hoplatırlar. Anladın mı abi? Yani o yüzden sıkıntı yok. Vermesinler. Çetin başka fatura kesenler de var lavo. Doğrudur abi. Bende bilgisi yok ama var ise bu şekilde senden rica ediyorum ne olur bana ulaştır. Benim için Emin Buldan vesaire hedef değil. Benim için önemli olan belediyelerin arpalığa döndürülmemesi. Ben Edip Uğur Belediye Başkanı seçildikten sonra ya bekledim hani dergime acaba bir Kurban Bayramı kutlaması, bir Ramazan Bayramı kutlaması gönderir mi diye. Allah ondan razı olsun. Allah onu da affetsin. Bir tane bile reklam göndermedi. Neden? Kendisini yalamadım diye. Ama Zekai Başkan'ı takdir ettim. Daha Zekai Başkan'ın tek bir haberine dahi girmeden herkese eşit göndereceğim demiş yerel basında. Ayırmayacağım kimseyi neyse o demiş. O yüzden bakıyorum şimdi ilan Olay Gazetesi'ne de giden neyse günlük yayını yapan bize de aynı şekilde geliyor. Neden? Yerel basını desteklemek adına geliyor. Sorumlu belediyecilik bu. Ama bu sorumluluğun üzerine Emin Buldan'ın böylesi faturalara çıkınca çok ilginç geliyor. Şimdi devletimin emniyet birimlerinden beni dinleyen kim varsa, izleyen kim varsa, devletimin istihbarat birimlerinden, devletimin bürokrasisinin içinden izleyen kim varsa, sesimi duyan kim varsa beni ne olur çok iyi dinlesin. Masak'ı göreve davet ediyorum, Masak'ı. Emin Buldan'ın 11.400 liralık, 35.000 liralık, 7.500 liralık hangi tanıtımları nasıl yaptığının değerlendirmesini yapsınlar. Burada sanki haksız kazançlar temini söz konusu. Bunu da MASAK yetkililere yeterli yani gerekince incelerse eminim benim üzerinde durduğum konuyu da aydınlatacaklardır. Ortaya çıkartacaklardır. Ne varsa her şeyi ortaya dökerler. Ondan sonra Sürmeli abim, Emin Buldan, Aslan abim. Azıcık hukuk uzmanlarıyla mahkemelerde fiyatımı ben belirlerim demelerin altında neler döner bilmiyorum. Sonrasını görürüz. Unutma Emin Buldan, devlet her zaman 18 yaşında. Sen kaç yaşındasın bilmem. Ama benim inandığım yaşaması için mücadele ettiğim bu devlet her zaman 18 yaşında. Beni inşallah anlıyorsundur Emin Buldan. Ve şunu anla Emin Buldan. Ben Balıkesir'e bundan sonra haftanın 3 günü geleceğim. Neyi tanıtmışlar? Tabii ki bunun cevabını verecekler Çetin. O yönde endişem yok. Kesinlikle bunun cevabını birileri verecek. Bak mesela yıllarca benim mahkemelik olduğum, kavga ettiğim, anlaşamadığım bir Doğan Doğan kardeşim var. En sonunda uzlaştık bir takım şeylerle. Şimdi Balıkesir'de çok güzel bir saha çalışması yapıyor. Köy köy giriyor. İnceliyor. Köyün tarihçesini çıkartıyor. Köylüye ait eski, yaşamış, tanınmış, bilinmiş insanların o eski siyah beyaz, hatta sararmış fotoğraflarını bulup arşivliyor tek tek. Öyle bir çalışma yapıyor ki Balıkesir'de kültür adına hakikaten ciddi bir hizmet verecek. Bak böyle bir çalışma yapmış olayım Emin Buldan. Sana 35 değil 350 bin versinler.
Bak sana söylüyorum. 35 değil 350 bin versinler. Çünkü bu gerçekten gelecek kuşaklara bir kültür aktarımı olacak. Doğan'ı da bu yüzden tebrik ediyorum. Helal olsun. Çok güzel bir çalışma yapıyor şu anda. Vallahi ne diyeyim? Benim bir katkı yapabileceğim bir şey varsa her anda desteğine hazırım. Ama gerçekten tanıtım yap. Emin buldan. Tanıtım yap. Yapıyormuş gibi yapma. Türkiye sıralamasında Alexa'da 25 bininci sıradaki web sitesiyle olmadık caka sattık. Ve dönelim Edremit'e gelelim konumuzda. Edremit. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Koç Beyefendi. O kadar çok şikayet var ki aklınızda. Bana gelen notlar var. O kadar çok yerlerden şikayet var ki bana gelen. Ya ben bunları hakikaten yazmaya, hakikaten gündeme taşımaya yoruldum. İnsanlar diyor ki ya Yusuf Koç'a senin mi gıcıklığın var? Yok söz konusu. Ha bak şöyle kızdım. Niye? YK muhabbetinden siz kendi üzerinize alındınız. Halbuki ben YK'nın FETÖ'cü, YK'nın kim olduğunu adliyede, mahkemede de ispatladım. Buna rağmen kalktınız, istinafa gittiniz. İstinaf sizin talebinizi esasen reddetti. Yusuf Bey, bak hakikaten gıcık kapmış olsaydım böyle bir yaklaşımda olsaydım. İyi hadi benden de vakit bol. 24 saat otur Yusuf Koç yazarım. 24 saat bak ben sana söyleyeyim Yusuf Bey. Ama şimdi bana gelen şikayetleri ben şöyle bir değerledim, toparladım. Bunlar iddia. Tabii iddialar ispat ister. Ama benim de gazeteci olarak almış olduğum duyumu duyurma hakkım var. Mesela diyor ki iddianımda Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu'nda öğrencilerin üçünün haricinde hepsinin açıkta kaldığı, herhangi bir liseye yerleşemeyen bu öğrencilerin de mağdur edildiği, buna müsebbip kim varsa diyor. Halkımız bunun altında yatanın sebebini de nedenini de ve bu zemini hazırlayanların kim olduğunu da merak ettiğini söylüyor. Mesela bir tanesi. Mesela liselere yerleştirme işlemi hassas bir konu. Her aile sıkıntı yaşıyor bu konuda. Herkes çocuğunun rahat rahat gidip gelmesini istiyor okuluna. Aksatmadan. Haliyle herkes haklı. Bakın. Milli Eğitim Bakanımız bu sırf sadece bu konudan dolayı bürokrat kıyımı yaptı geçenlerde. Ve dedi ki yerel kaynaklı bir eksiklik veya durum var ise diyor sorumlular hakkında hemen işlem yaparım. Ve yaptı. Sözünün neriymiş Milli Eğitim Bakanımız. Hatta bu konuda da Sayın Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanımızın haberi MyNet'te yayınlandı. Linkini de arayıp okumak isteyenler görebilir. Şimdi hocam, Yusuf hocam bilhassa sen iyi dinle. Bilhassa eğitim camiası dinlesin. Hani böyle metiyeler falan düzüyor. İmam Hatip için falan böyle hükümete yanındayım mesajı vermek için tabii ki vereceksin. Devletin memurusun. 657'ye tabisin. De. Hani övüyorsun ya. Bir İmam Hatip'te öğrenciyi övdün ya hani mesela çok güzel başarı. Ama nedense o İmam Hatip öğrencisi senin müdürlüğünü yaptığın bünyendeki sorumlu okullardan değildi. Ne gariptir ki sen benim sorumluluğumdaki bir okuldan böyle bir öğrenci çıktı diyemedim. Ben çok isterdim bak bunu demeni. Ama diyemedim. Mesela bu kadro boşluklarında İmam Hatip, normal liseler veliler gerçekten çocuklarının nerede nasıl eğitim alacağını çok iyi analiz ediyor. Ve kadrolarınız o yüzden boş kalıyor. İnansa o veliler sizin o kadrolarda, o okullarda gerçekten nitelikli, kaliteli eğitim verdiğinizde eminim ki sizin o dolduramadığınız kadroları fazlasıyla dolduracak. Boş kalmazdı hocam, boş kalmazdı. Sen de kontenjan rakamlarında oynamak zorunda kalmazdın sonrasında. Mesela Kosova geziniz var hocam. Bakın o çok üzerinde bambaşka bir manşetlik bir konu o Kosova.
Sevgili Atanur Bey geliyor, sizin çocuğunuzun düğününde bulunuyor. Ardından bir Kosova gezisi çıkıyor. Yani bunlar bir muamma. Onların altını, üstü çok farklı şeylerle doldurulabilir ama ben oralara girmeyeceğim. Ama benim bir gazeteci olarak merak ettiğim şu. Kosova'ya götürülenler hangi ilke, kritere göre götürüldü? Bakın bir daha söylüyorum hocam. Kosova gezisine götürülenler hangi ölçü ve kriterlere göre götürüldü? Yoksa sen ben bizim olan misali mi bu gezinin katılımcıları organize edildi? Ve Bengi hocam, Bengi. Bakın Bengi. Sayın Valimiz bu konuda çok hassas. Ben Bengi'yi oturdum, araştırdım, okudum. Hedefi neymiş? Maksadı neymiş? Baktım, okudum. Vallahi Sayın Valimin emrindeyim. Bak, Sayın Valimin emrindeyim bu Bengi projesiyle ilgili. Keşke siz de bu Bengi'ye hakikaten ruhunuzu katabilseydiniz. Hocam Bengi adı altında o Kafkaslara kadar uzanan bir geziniz vardı. Hani Gürcistan'ın armut sularının reklamının yapıldığı. İsimler önemli değil öğretmenlerim. Facebook sayfalarında paylaştığı resimler vardı. Siz Bengi kapsamında Gürcistan'ın bilmem ne meyve sularının tanıtımı için mi yapıyorsunuz hocam? Bengi kültür projesi hocam. Eğitim projesi. Çocuklara kucaklayacak, öz ruhunu idrak ettirecek bir proje. Bengi Facebook'larda işte şuradayız, bak buradayız, bak fotoğraflarının paylaşılacağı bir proje değil hocam. Ya ben öğretmen çocuğum hocam. Bana zul geliyor bir öğretmene. Bir şeyleri ifade etmek bana zul geliyor. Ama sen bunları doğru analiz etmiyorsun hocam. Ben bunu görüyorum. Ve hocam Bengi için izinli görevli mi? Nasıl bir şey çıkarttınız siz bu gidenlere? Ben de bilemiyorum onu. Bengi bir proje. Ve bunu gezileri Bengi projesi kapsamında çıkartıyorsunuz. Yapıyorsunuz, organize ediyorsunuz. Kaynağı nedir hocam? Ta Gürcistan'ın topraklarına kadar gidiş gelişin kaynağı nereden hocam? Ben gidense, Sayın Valimiz bunların altını bir araştırırsa, bilmiyorum, hiç de sempatiyle bakacağını düşünmüyorum. Yani bunların harcırah ödemeleri neye göre yapıldı hocam? Hakikaten bunlar merak konusu. Bir de hocam bak, birçok öğretmen benimle irtibata geçti. 657'ye tabi oldukları için de senin gibi gazetecileri çağırıp çay içerken demeç vermediler. 657'ye tabi olmanın sorumluluğu ve bilinciyle hareket edip resmi açıklama yapamadılar. Dostlarımız kanalıyla sorunların ne olduğunu, yaşadıkları sorunların neler olduğunu ifade etmeye çalıştılar. Ama sen de benim seninle ilgili yaptığım her olumsuz haber sonrasında arkasında bir isme atıfta bulunmuşsun. Kulağıma gelenler bunlar. Doğrudur, değildir. Bilemem ama kulağıma gelenler bunlar. İsmini vermekte sakınca görmüyorum. Kendisiyle de benim ta ortaokul yıllarına dayanan benim bir arkadaşlığım olduğu için her dakikada otururum. Bunun için de kimseden izin almam. Gömeç Halk Eğitim sevgili kardeşim İsmail Damar hocam. Sen demişsin ki İsmail Damar yazdırıyor. Ya yapma hocam be. Hakikaten yapma. Bak hocam, çok güzel bir söz vardır. Ben bunu her zaman söylerim. Kişi kendinden bilir işi der hocam. Bilmem anlatabildim mi? Kişi kendinden bilir işi. Bu Levent Mercan'a değil İsmail Damar, mezardan babam çıkacak yazı yazdıramaz. Bunu da anla hocam.
Ama bu Levent Mercan'da öyle bir huy var ki, haksızlığa uğradığına inandığı kim var ise, yazmaktan da zerre çekinmez. Gerekiyorsa hocam bu uğurda mermiye de kafa atarım. Sana da bu kadar söyleyeyim. Biz hiçbir şeyden çekinmedik bugüne kadar, yazmaktan, çizmekten. Ali, bir saniye, yorumlar var. Hocam devam edeceğim seninle. Fuat abi, aynen dediğin doğru. Biri diyor kurşunlara gelesin diye türkü söylüyor yanından geçerken. Bir şey demiyoruz. Sonra bir tanesi de diyor sol yanımdan kurşun yedim mi diye, öyle bir şarkı varmış herhalde. Kurşun yedim sol yanımdan hani falan diyerek böyle bir şeyler yaptı geçti yanımdan. Şöyle bir güldüm Fuat abi, yani biz nerveye kafa atıyoruz abi, bundan sorun değil, sıkıntı yok. Ben eski askerim biliyorsun yani abi. Hayatta da iki kere ölüm yok abi, bir kere. O yüzden sorun yok, sıkıntı değil. Bir laf var abi meşhur Fuat abi. İt ürür, kervan yürür. Ben çok şakıyan kuş tanıdım abi. Ama en çok sevdiğim kuş türü de kafeste önüne ot attıklarım abi. Beni anlamışsındır. Sevgili Ali ne demişsin? Yetim başkana bir kere sorar mısın abi? Seçimlerde niye İnönü Caddesi'ne milletvekili demişti, çalmadık kapı kalmayacak diye lütfen sorar mısın abi? Bahaneyle sordum. Ali Acaroğlu böyle bir soru yönetmiş Metin Bey. Siz vermek isterseniz yorum olarak ekleyebilir, yorumla yazabilirsiniz. Doğru söylüyorum Fethi. Aman Çeto. Valla girerse hiç çıkamayız Fethi'ye. Yani haklısın. Girmeyelim. Bence. Ben de ne yaptık. Yani ayın 18'inden sonra açacağım ben FETÖ dosyasını be. Ayın 18'inde bekliyorum. 18'inde çıkacak kararları bekliyorum. 18'inden sonra çıkacak kararlarında bakın şu kadar söyleyeyim. Bunun buradan sözünü vereyim. Bildiğim tanıdığım kim var kim yok. Babamın oğlu gelse buradan deşifresini yapacağım. Bak, şu anda bazı şeylerden emin olamadığım için veya yoğun şüphe de altında da olsam hukuken ispatını yapamayacağım için, bir de Ankara'da abileri olanlar için yani sıkıntılar oluyor. Şu anda yazamıyorum. Şu anda bazı şeyleri dile getirmek istemiyorum. Ama 18'inden sonra tablo tamamen ortaya çıkacak. Bak o zaman söylüyorum, ayın 18'inden sonra. Son tablodan sonra babamın oğlu olsa buradan deşifresini takır takır yapacağım. Fuat abi, Çetin. Biz gördük Çetin onları, hepsine haberimiz var. Elini sıkmak için sıraya girmişler, öğrendim ben, duydum. Doktor abileri. Top sakallı keçi gibiydi ama biliyor musun? Hani de şey keçi gibi diyorum, ters söyledim. Keçi sakalı derler ya, ya nasıl oldu ya, cümlede de yanlış oldu. Hani keçi sakalı derler ya. Top sakallı. Öyle sakalla. Bundan iki ay önce. Çetin, bundan iki ay önce. Mülteci kaçırma işi yapan bir tanıdığım birine gitmişti. Ayvalık'ta. Bu arkadaşımızda gerekli yerlere gitmiş fakat ya içeriden bir sızıntı oldu ya da bu keçi sakal bırakan o günlerdeki vatandaş, hani Edremit'in FETÖ abisi olan, top sakal haramdı bunlara. Bunlara her şey haram ya. Nefes almak bile haram bana göre. Bu vatandaş ertesi günkü buluşma noktasına gelmemiş. Gitmiş başkasıyla iş görmeye kalkmış. Yapmamızın vardı zaten. Bir tek olayında 3 tane sabi. O sabilerin suçu yok. Günahsız çocuk onlar. Ama bunların elinde yetişseydi bana düşman 3 tane daha insan olacaklar. Yazık ki öylesine inanmışlar ki bu fetihatçıları çocuklarını bile ölüme sürükleyebilecek kadar şuurlarını yitirmiş bunlar.
Şimdi bakın bir şey uyarı okuyacağım size. Milli Eğitim Müdürümüzde kaldık. Yusuf Bey, Sayın Valimin Bengi için söylediklerini okuyorum bakın. Öncelikli konu eğitim demiş. Öğrencilerin akademik başarılarının yanında milli, manevi, insani değerlere sahip olarak yetişmelerinin de çok ama çok önemli olduğunu belirten Vali Yazıcı, Balıkesir'de göreve başladığımda önem verdiğim en öncelikli konu eğitim olmuştur diyor. Demiyor ki Gürcistan menşeli armutlu meyve sularının Gezi'ye gönderdim öğretmenlerce Facebook'la da bak gazozunu içiyoruz diye reklamını yapın demiyor Sayın Vali. Değil mi? Bu amaçla Balıkesir'de eğitim seviyesini daha üst noktaya taşımak, eğitimde fiziki problemleri çözmek adına çok ciddi çalışmalar başlattık. Bu çalışmalarda önemli mesafeler kat ettik dedi. Takım ruhuyla hareket etmeliyiz diyor Sayın Valim. Balıkesir'de eğitimde bilimsel kalitenin artması için takım ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı, takım ruhu olmadan bir okulda huzur, güven ve başarı ortamı oluşturulamaz. Her konuda olduğu gibi eğitim öğretim konusunda bir hedef belirlemelisiniz. Yüreğiniz işin içine koyuyor. Burada yol alınma cümlesini sanki Batum, Gürcistan falan filan böyle yollarına kat edin diye yorumladı zannedersem Sayın Koç. Burada bir yanlış anlamanız var. Eğitimde yol alın diyor. Batum yollarında yol alın demiyor. Bunu da anlayın. Hani Batum'dan getireceğiniz hangi bir milli manevi değer var? Onu da hangi dilde, hangi şekilde anlatırsınız? Onu da ben bilemedim açıkçası. Bak Kosova derseniz ecdadımızın gittiği, geldiği yerlerdir. Tarihten eserlerimiz vardır. Kültürel izlerimiz vardır. Muhakkak surette katılırım Kosova'ya. Atanur Çağlayan'a her ne kadar katılmasam da. Altına çiziyorum. Ama Kosova'ya gidişi katılır. Niye? Çünkü orada bir tarihimizin izleri vardır. Ecdadın izleri vardır. Bunların görülmesi, öğrencilere aktarılması, anlaşılması için evet. Onun için işinizi sevmezseniz kesinlikle verimli olamazsınız. Amacımız öğrencileri sadece bilgiyle donatmak değil, bir sınava, bir üst sınıfa veya bir üst okula hazırlamakla değil, ahlaklı kişiler, başarılı ve mutlu bireyler olarak hayata hazırlamaktır demiş Sayın Valim. Bakın ne kadar güzel bir cümle. Ahlaklı, kişilikli, başarılı ve de mutlu bireyler. Kimden bahsediyor Sayın Valim? Sayın Koç size soruyorum bakın. Yetiştireceğiniz öğrencilerden bahsediyor. Çocuklarımızın ahlaklı, verimli, mutlu, başarılı olması için. Kimler mutluydu pozlarda hocam? Sizin Gezi'ye gönderdiklerinizle. Gürcistan menşeli armut suyunun reklamını Facebook sayfalarında yapan yolladığını öğrendiler. O kadar mutluydular ki çok beğendiler Facebook sayfalarında. Şakır şakır projeye gittik geldik falan bile demediler. Bakın Bengi projesinin adını bile kullanmadılar Facebook paylaşımlarında. Batum'dayız. Yok ne Uzungöl mü ne var? Oradayız, buradayız. Ama hiçbir paylaşımda Bengi projesinin adı bile. Bunlar sizin yolladığınız öğretmenler. Sizin projeye dahil edip Sayın Valimizin ne kadar önemsediği var haliyle ortada olan proje. Ama o projenin ismini bile paylaşımlarında paylaşmayan sizin seçtiğiniz öğretmenlerdi hocam. Bak hocam ben öğretmen çocuğuyum dedim. Hakikaten sizi bu şekilde eleştirirken vallahi bak bir yandan da babam aklıma geliyor. Hani rahmetli mekanik üzülürüm ben hicap duyarım böyle. Hani sen şöyle eksik yaptın, böyle yanlış yaptın demeye. Bak benim öğretmenlerim var. Facebook sayfalarımda da hala ekliler. Ellerinden öpüyorum yaşayanların. Ahmet Balcı hocam vardı. Allah benim kulaktan bir tutat çeker gelin. Allah. Ama biz öğretmenlerimize tapardık hocam, tapardık. Biz öğretmenlerimize saygısızlık. Ne kelime ya. Biz öğretmenlerimize mum gibi durduk. Çünkü onlar öğretmendi hocam. Onlar öğretmendi.
Bak Necat Dosun hocam var benim. Ortaokul öğretmenim. Allah bana bir gün pergelleri girdi. Öyle böyle değil. Ama her gördüğüm yerde muhabbetle elini öperim. Allah ömür versin, sağlık versin. Biz öğretmenlerimizi böyle severiz hocam. Keşke sizin için de ya şu Edremit'te bir Yusuf Koç Hoca var ki milli eğitim şahlandırdı. Okullarda şakır şakır eğitim, müthiş başarı diyebilsem hocam ya. Diyemiyorum. Sorun bu hocam, diyemiyorum. Dedirtmiyorsun. Kime kafayı takıyorsan yerinden oynattırmaya çalışıyorsun. Kime kızdıysan işi hani hukukun içinde bitirme olayına bakıyorum. Bir fotoğraf çıkıyor karşıma. Birini statüsü değişmesin. Yani müdür ya. Müdürlük statüsü değişmesin. Konumundan dolayı yaşadığı bir mağduriyet oluşmasın diye. Evet gene müdür statüsünde yer değişikliğine gidiyorsun. Sonra da bir bakıyorum adam hakkında arka arkaya soruşturmalar başlamış. Hele hele hocam affetsin beni. Nalan hocam. Ya Nazan hocam. Öğrendim durumunu. Bir de rahatsızmış öğrendim. Ya ne istedin de yapmadın Nazan Hoca? Kültürel faaliyet desteği istedin. Koştu geldi yaptı. Koştu geldi yaptı. Avcılarda bir velinin ses kaydı tuzağına düşürülmesini soruşturma dosyalarına giriyor ve sen orada ses kaydını izinsizce alan veli hakkında kendi bünyende sorumluluğunda olan öğretmeni tuzağa düşürmeleri konusunda suç duyurusu bile yapmıyorsun hocam. Bakın suç duyurusu bile yapmıyorsun. Hocam TCK 133-134'ü lütfen oku. Lütfen oku. Demiş ki sayın valim, değerler eğitimine önem vermeliyiz. Bengi projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan vali yazıcı, Bengi projesinin önüne çıkan yönü eğitime mercek tutması ve başta kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin Bengi projesinin içinde yer alması husustur. 12 hatta 13 yıl bize teslim edilen bir nesil var elimizde. Elbette ailenin öğrencilere verdiği eğitim önemlidir. Fakat öğretmenlerin öğrenciler üzerinde çok yoğundur. Yıllardır değerler eğitimi sadece din kültürü öğretmenlerine aitmiş gibi düşünüldü. Oysa ki Bengi projesi değerler eğitimini tüm başlıklar ve alanlar etrafında görür. Yani demiş ki milli ve manevi değerleri öğretecek öğretmen sadece din ahlak kültürü hocası olmasın. Çocuklarımız temelden ta ki üniversiteye gideceğine kadar sizin elinizde yoğrulacak bu çocuklar demiş. Onları düzgün yetiştirin demiş. Dememiş ki Batum'a seferberlik ilan edip Bengi projesinin adını kullanma gereği duymadan sosyalarda Gürcan Şehli reklamı yapın dememiş hocam. Hani bir laf var, efsane ol diyor, gazoz olma diyor. İşte burada yani bu, mantık bu. Efsane olmak lazım. Sakın ha size gazoz olma falan demem, tövbe. Öyle bir hakkım yok. Ama laf çok güzel, efsane ol diyor, gazoz olma diyor. Bak bu çok önemli hocam. Bir esnaftan bahsederken onu diğer insanlardan farkını doğru, dürüst gibi kavramlarla ifade ederiz. Oysa ki bu kavramlar tüm insanların zaten olması gereken kavramlardır. Yani diyor ki sayın valim, alkışlıyorum sayın valim. Doğru esnaf, dürüst esnaf diye metiye yapmanıza gerek yok. Çünkü zaten yaşamın akışı içinde doğruluk ve dürüstlük üzerine olmalı diyor. Buna alıştırın çocukları diyor. Yaptırın demiyor. İşte bu değerler öğrencilere nasıl kazandırılır? Bunun derdinde olmalıyız diyor. Çetin döneceğim sana. Gökhan şimdi değil 18'den sonra gireceğim. 18'den sonra gireceğim. Yalnız bir ekleyeceğim not olacak kardeşim. Kesinlikle bundan emin olabilirsin.
Kalemi verir misin adam diye. Şöyle bir not alacağım. O konuda söylemek istediğim, evet çok önemli bir konu var. O yüzden şuraya notumu alayım. O konuyu gündeme getireceğim. Haklısın. Birazdan getireceğim. Levent okul başarısızlığı yönünden 75. yıl 3 tane Türkiye birisi çıkardı. Çocuklarımıza haksızlık olur. Çetin, şu anda benim çok sevdiğim bir kardeşimin çocuğu bir arkadaşıyla Türkiye birincisi olduğu bir proje var. Şimdi o projeye girmek istemiyorum şu anda Çetin. Çocukların projesine patent almaya çalışıyorlar. Araya öyle insanlar giriyor ki olmasın diye, alınmasın diye. Abi onu sonraya bırakayım ben ya. Çünkü bir yurt dışı hadisesi var, o bitsin, ondan sonra konuyu açarız. Evet doğrusu çocuklarımızın, hepimizin çocukları Çetin. Hepimizin. Şimdi bu Batum'a kadar gazoz reklamı yapmak için gidenler vardı. Uzungöl'deki keyifli dakikaların fotoğraflarını paylaşanlar vardı. Hocam yurt dışına bu arkadaşlar görevli mi gitti? İzinli mi gitti? Bakın çok net bir soru. Yurt dışına Bengi projesi kapsamında götürdüğünüz kadrolar görevli mi gitti, izinli mi gitti? Ve bu kadrolar görevli gittiyse yolluk ve harcılığını alır. Buna en fikrim. Hakikaten harcılığı aldılar mı, yolluklarını aldılar mı? Bu konuyu da merak ediyorum. Az önce sordum. Gezi'nin kaynağı nereden temin edildi? Tabii ki herhalde Bengi projesi kapsamında. Ama Gezi'de ben Bengi'yi göremedim hocam. Sorun bu. Gezi'de ben Bengi'yi göremedim. Görebilen de varsa bana çıksın açıklasın. Yani ben çünkü o Gezi'ye katılanların Facebook paylaşımlarını hiç üşenmedim, takip ettim. Aldım, tek tek aldım. Ah hocam ah. Hocam biraz da size bir bilanço çıkartacağım. Çok ilginç bir bilanço olacak. Siz göreve geldikten sonra, göreviniz asaleten onaylandıktan sonra, İmam Hatip Lisesi müdür vekili ve müdür yardımcılarının istifaları söz konusu oldu mu? İstifa edenlerden veya Havran'a gönderilenler falan oldu mu? Yılmaz Akpınar Mesleki ve Ticaret Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcılarınızdan istifa edenler oldu mu? İmam Hatip'in ortaokul müdürünün görev süresi dolduğundan yenilenmesi için başvuru yapamadı ve yöneticiliği bırakması gibi bir durumla karşılaşıldı. En sonunda istifa ederek Havran'a öğretmen olarak tayin istemek zorunda kaldığı söyleniyor. Neden bu insanlar sürekli istifa etmek zorunda kalıyor hocam? Neden? Hani bir mobbing mi uygulanıyor burada? Yöneticilere bir mobbing mi uygulanıyor? İnsanlar bu şekilde görevlerinden ayrılıp düz öğretmenliğe dönmeyi tercih etmek zorunda kalıyorlar. Hakikaten merak ediyorum hocam. Bir de hocam, bunu önceden de getirdim gündeme. İmam Hatip'in orta kısım müdürü Mustafa Süs, 657'ye tabi devlet memuru. Hocam bak, bir devlet memuru devletini övmeli, yüceltmeli, altına imza koyar. Ama bir devlet memuru bir siyasi partiyi övemez.
Bak ben reisin yoluna baş koymuş bir insanım. Buna rağmen söylüyorum. 657'ye tabi bir öğretmen bir siyasi partiyi övemez. Hele hele bunun makalesinde köşe yazısı bir gazetede yayınlayamaz. Hele hele bakın hocam, hele hele ahlaki çöküntü yaşıyor dedi, milletin vergisinden kaynaklı maaş almamalı. Ahlaksızlıkla itham ettiği ve o milletten daha ahlaklı davranıp o maaşı almamalı. Ve siz hocam ne yaptınız benim bunları gündeme getirmem sonrasında? Mesela çıksaydı bir tane öğretmen, Cumhuriyet Halk Partisi'ni öven veya HDP'yi öven bir makale yayınlasaydı bir gazetede. Hakkında ne yapardınız hocam? Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum hocam. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Mesela 950 ortaokulu müdürünün istifa ederek Havran'a gitmek zorunda kalması. Halk eğitim müdürünün, yani İsmail hocamın, yani inanılmaz hakkında soruşturmalar vesaireler falan, ben hani yakın dostum, arkadaşım olduğu için, çocukluk arkadaşım olduğu için açıkçası. Yani Gömeç'e olan macerası, hatta şu anda Gömeç'ten düz öğretmenliğe geçirilmek için bir takım yine olayların olması. Nedir hocam, nedir? Mesela 6 nokta Hamiyet Feridun Sezen ilkokulunun müdürünün istifa etmesi. 6 nokta okul müdürünün, öğretmen evi müdür vekilinin istifa ederek Havran'a öğretmen olarak gitmesi. Nihat Tansoy'un müdürünün istifasını vermesi. Salih Korkut Budarası İlkokulu Müdürü'nün istifa edip Burhaniye düz öğretmen olarak gitmesi ve daha hakkında hala daha soruşturmaları olan öğretmen arkadaşlar. İstifanın eşiğine getirilmiş müdürler. Daha geçen de bizim Ahmet Erdan'ın eşi bile istifa etmek durumunda kaldı ama yani sordum Ahmet'e, dedim Ahmet bir baskı falan, abi boşuna karıştırmayayım dedi. Böyle daha iyi dedi. İyi dedim. Şimdi hocam ben askeriyeden geldim. Senin gibi 657'ye tabiydim. Aynı zamanda senden farkım olarak bir de 916'ya tabiydim hocam. Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu'na falan. Disiplinsiz, laf söz dinlemeyen bir personeli sürüm sürüm süründürürdüm. Ki kendisine çeki düzen versin diye. Hocam, sürüm sürüm süründürülen öğretmenlerde disiplinsizlik mi var? Yasalara uymamak mı var? Devlet memuruna yakışmayacak hareket ve tavırlar sergilemek mi var? Ne var da bu kadar öğretmen istifa etmek zorunda kalıyor? Hakikaten biz bunları merak ediyoruz hocam. Ve gelelim FETÖ konusunda. Evet. Gökhan. Şimdilik çok geniş kapsamına girmeyeceğim. Çünkü dediğim olay 18'den sonra. Şu Körfez'de FETÖ soruşturmalarından devam eden FETÖ'cü iş adamlarının artı FETÖ'cü iş adamlarına uşaklık eden, bakın uşaklık eden, para için şereflerini satan, FETÖ parasıyla maskeli ticaret yapan alçaklar var. Alçaklar var. Namussuzlar var. FETÖ parasıyla kalkınmak için vatana ihanet etmişlerle ortaklık yapan, şahsiyetini yitirmiş zübükler var. Ne gariptir ki, ne gariptir ki FETÖ dosyalarından, mesleklerinden atılmış FETÖ'cü, eski polisler,
eğitim camiasından olan falan filan. Kim var kim yok. Hepsi de çok ilginç. Hep bunların yanında çalışmaya başlıyorlar. Hani meşhur bir söz var. Hacı hacıyı diyor Mekke'de, hoca hocayı Tekke'de diyor. Gerisini de ben söylemeyeyim. Onlar da birbirini kenefte buluyor. Ama bak altını çizerek söylüyorum artık. Son vereceğim bu akşam. Bana cidden fazla sabır gösterdiniz. Siz de daha da uykusu bırakmak istemiyorum. FETÖ parasıyla kendi ticari kapasitesini artıracağını zannedenler. Hepiniz kendinizi biliyorsunuz. Ama bu iki gözüm hepinizin üzerinde. Bekliyorum ya ayın 18'ini bak. 18'i diyorum. Kaldı şurada 1,5 hafta. Pardon ayın kaçı bugün? 8, 7, 9'una gir. 10 olmuş pardon. 10 oldu. 8 gün ya 2 hafta bile değil. Çetin. Kardeşim biz çocukluk arkadaşıyız. Sana saldırı geldiğinde ben gelmeyeceğimde kim gelecekti? He? Ben geleceğim tabii ki ya. Sen kafanı yorma. Seninle zaman zaman ters düşerler. Çocukken de düşüyorduk lan. Allah ne olacak? Kavga ediyorduk. Ama sen benim çocukluk arkadaşımsın Çetin. Elbette ki ben geleceğim. O olayın arkasında da kimler olduğunu biliyorum. Enes de nerede ben onu da biliyorum. Aşağıda beni dövemezdi savcı rütbesiyle. Eşi hakim rütbesiyle beni kum torbasına çevirmeye çalışıyordu. Hamdolsun ben gene renkteyim. Onlar hak ettikleri yerde. Sıkıntı yok. İşte o FETÖ'nün himmet vesaire zartut paralarıyla adam olacağını zannedenler var ya hani FETÖ soruşturmalarından kendilerini ayıkladığını, kurtardığını ya da teğet geçtiğini zannedenler var ya oha anam avradım olsun bak. Buradan söz veriyorum. Bu iki gözüm üzerinizde. Ayın 18'ini bekliyorum. Şurada kaldı 8 gün kardeşim. 8 gün sonra ipliğiniz pazarda. İpliğiniz pazarda ben de söylüyorum. Son bir cümle var mı yok mu bakıyorum. Şimdi abi, Nazmi abi. Bu TC yazma yazmama meselesi. Şimdi bu TC'yi vaktiyle yazanlardan biri de bendim abi. Bunun bir etkisi bir de tepkisi var. O dönemde 2 ay yaşlanmıştı. O dönemde her türlü milliyetçilik ayaklar altına alınmış, Türk milliyetçiliği bilhassa ayaklar altına alınmıştı. O dönemde Apo'nun selamını, pardon Kandil'in selamını getirdik diyenler davul zurna ile karşılanıyordu. O günlerde bugün adına hain denilen FETÖ'şün adı metiyelerle anılıyordu. Hoca Efendi deniyordu. Bense iblis diyordum. Benim söylemlerimde değişen bir şey yok. Değişen şu an. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu taşıyan herkes, bakın altını çiziyorum, yönetme sorumluluğunu taşıyan herkes yanlışlarından döndü. Ben Türk vatandaşıyım, gururla söylerim. Benim gidecek başka vatanım yok. Yanlışından dönen kim ise biz onun yanındayız. Ha bu rezaletini konuşmak bile istemiyorum artık. Onlar geride kaldı. Bugün önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası. Ve asimetrik saldırı altındayız. Tıpkı FETÖ'nün zamanında Türk ordusuna kurduğu kumpaslar gibi. Bir olacağız, beraber olacağız. Bunu bilelim abi. O TC'ye yazan herkes de yanlış değil. Doğru tepki verenler de var. Yani şöyle söyleyeyim abi. Her namaz kılanı Müslüman zannetme abi. Emin ol. Alnı secdeye varırken öyle haram yalaklarını çeviriyor ki kafasında. O yüzden her TC yazan da bu vatanın düşmanı değil. Bizim gibi düşünmüyor diye bir insana ters bakamayız. Öyle doğru insanlar var ki
Ben onların vatanı ne kadar çok sevdiğini bildiğim insanlar var yani. O yüzden söylüyorum. Ayrışmamıza gerek yok. Bütün olmak zorundayız. Bizim düşmanımız okyanus ötesinde abi. İçimizde değil. İçimizde dövüşürüz, söyleşiriz, sövüşürüz ama emin ol en sonunda sevişiriz. Çünkü bu vatanın evladıyız. Senin hepsini biliyorum. Rahat ol. Hepsini biliyorum. Tabii bir beyin fırtınası yapalım, iyi olur. Ben müsaadenizi istiyorum. İnşallah bu gece biraz faydam olmuştur. Uzun zamandan beri çıkamadık, yapamadık. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim. Çok yakında ciddi anlamda internet televizyonculuğu ama. Ben uydu falan yapacak kadar arkamda kodaman falan yok abi. Bir Allah'ım bir ben. Cebimdeki bir de. İnternet televizyonculuğuna başlıyoruz. Ciddi ciddi bunun için altyapısını hazırladım. Ekibini de hazırladım. Balıkesir. Bilhassa beni iyi dinlesin. Köpeksiz köyde kendini değneksiz çoban zannedenler bundan sonra nefes alamayacak, ben geliyorum. Cümleten Allah'a emanet. Hepinizi seviyorum. Beni sevmeseniz de. Allah'a emanet.